Öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz diyerek sözlerine başlıyorum. Bilindiği üzere 6 Şubat tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderimizi davetiyle başlangıçta ön protokolü ve çerçevesi belirlenen 30 büyükşehirle başlayan Cumhur İttifakı görüşmelerine 6 Şubat tarihindeki görüşmeyle birlikte büyükşehir statüsü elde etmemiş iller de dahil oldu bu kapsama. Yapılan görüşmelerde bilindiği üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özaseki Bey ve Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz her iki sayın liderin ön çerçevesini belirlediği kapsam dahilinde yaklaşık 22 ili kapsayacak diğer illerin Cumhur İttifakı ile ilgili görüşme trafiğini başlattı. Bu kapsamda beklenti ve taleplere uygun olarak milletin beklenti ve taleplerine uygun olarak bazı illerle ilgili değerlendirmeler oldu. Bilindiği üzere Çanakkale'de değerlendirilen illerin içerisindeydi. Ve geçen cuma genel merkezimiz, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız bizi arayıp Hakan Başkanım, seninle ilgili tasarrufumuz Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi yönünde ve bu konuda takdir hakkımız Çanakkale'de Adalet ve Kalkınma Partisi adayının Cumhur İttifakı AK Parti adayı olarak desteklenmesi yönünde şeklinde talimatları bize iletildiğinde kendisinden özel izinle bunu basın ve kamuoyuyla paylaşabilir miyiz diye sorduğumuzda elbette bu AK Parti Genel Merkezi'ne bildirildi, paylaşabilirsiniz. Cevabı üzerine bilindiği üzere geçen cuma akşamı Cumhur İttifakı AK Parti adayı Sayın Ayhan Gider'in destekleneceğini ve hali hazırda belediye başkan adaylığı ile birlikte yürüttüğümüz il başkanlığı görevimizin de yine devam ettiğini sizlerle paylaştık. Tabii beklenti ilçelere yönelik de aynı şekilde Çanakkale'de acaba bir ittifak zemini bulunabilir mi şeklindeydi. Mevkidaşımız Sayın Gültekin Yıldız da genel merkezlerimizin talimatları ve bilgisi dahilinde bir takım görüşmeler gerçekleşti. Her aşamasında genel başkan yardımcımız Sayın Sadık Durmaz'ı bilgilendirmek kaydıyla belli bir noktaya getirdik. Tabii burada önemli olan vatandaşlarımızın beklenti ve talepleridir. İlgili ilçe ve belde başkanlarımızın talep ve beklentileridir. Ve hepsinden önemlisi Çanakkale'de Cumhur İttifakı ruhunun olabildiğince yansıtılması yönündeydi. Ve bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde Biga ilçe merkezi Gümüşçay ve Karabiga beldeleri, Lapseki ilçe merkezi ve Çardak beldesi Çan ilçe merkezi olmak üzere toplam merkez ilçeyi de dahil edersek 4 ilçe ve 3 beldede Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı genel merkezimizin ve sorumlu genel başkan yardımcımızın emir ve tensipleriyle Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Bunun ötesinde kalan 17 seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarıyla seçime girecektir. Tabii burada başından beri hassasiyetimiz şuydu. Tamamında bile Çanakkale'deki 23 seçim bölgesinin tamamında bile Milliyetçi Hareket Partisi seçime girecek olsaydı bile biz Cumhur İttifakı'na halel getirmeme adına ittifakın ruhuna ve iklimine uygun seçim çalışması yürütecektik. Kaldı ki biraz önce de ifade ettiğim üzere 17 seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarıyla seçime gidecektir. Bu biraz önce sizlerle paylaştığım ilçe ve beldelerin dışında ancak sahadaki siyasi çalışmalarımızda ve söylemlerimizde kesinlikle ittifak ruhuna uygulayacağını, ittifak ortağımızı incitecek, kıracak ki onların da aynı hassasiyeti göstereceğine eminim. Çünkü biz bu ittifakı asla bir al-ver meselesi olarak görmedik. Bir pazarlık olarak görmedik. 2023'e giden büyük Türkiye hayali ve hedefinde önemli bir işbirliği ve birliktelik olarak değerlendiriyoruz ve genel başkanımızın, sayın liderimizin de ifade ettiği üzere Cumhuriyetimizin 100. yılına
gittiğimiz şu süreçte önemli bir dönemeç ve viraj olarak 31 Mart mahalli idare seçimlerini değerlendiriyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimlerindeki elde edilen sonuç veya bunun üzeri bir rakamla mahalli idareler seçimleri sonuçlanacaktır. Çünkü hepinizin bildiği üzere bu konuda ittifakın başarısızlığını bekleyerek el ovuşturanlar ve ülkeyi karıştırmak isteyen, bu konuda şimdiden bir takım provokatif eylemleri planlayan yapıların ve mahfillerin sevindirilmemesi gerekiyor. Biz meseleye bu pencereden ve büyük fotoğraf üzerinden bakıyoruz. Ve inşallah biraz önce de ifade ettiğim gibi 31 Mart mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı Çanakkale'de de, diğer Çanakkale ile birlikte 81 ilde de azami başarıyı elde ederek gönül rahatlığıyla 31 Mart sürecini atlatacak ve artık ülkenin önü tamamen açılacak. Genel Başkanımız da defaten ifade etti. Bu seçimler mahalli idareler seçimi olmanın yanı sıra aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşik ve istikrarlı olarak devam edebilmesi için önemli bir dönüm noktasıdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Eğer soru varsa arkadaşlarımızdan onları da cevaplayabiliriz. Teşekkür ederim. Başkanım benim var. İttifak kapsamında belediye meclis üyelikleri tabii onların görüşmeleri yapıldı. Onların görüşmeleri yapıldı. Yani bu Cumhur İttifakı adaylarının destekleneceği biraz önce saydığım ilçe ve beldelerde karşılıklı olarak nezaket çerçevesinde, siyasi işbirliği çerçevesinde belediye başkan yardımcılıkları olan ilçelerimizde, belediye başkan yardımcılığı olmayan ilçelerde de üyelikleri ve belediye meclis üyelikleri, bazı ilçelerde ilgilenen meclis üyelikleri almak suretiyle karşılıklı nezaket çerçevesinde bir uyum yakalandı. Bunlar da zaten biliyorsunuz dün teslim edildi listelerimiz. Son düzeltmeler yapılıyor. Böyle bir karşılıklı uyum içerisinde bir şeyimiz oldu, karşılıklı yaklaşımımız oldu. Kaç tane belediye meclis üyesi oldu? Yani merkezde şöyle, bizim üçüncü sıra İl Genel Meclis adayı olarak Ramazan Akbey'i Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis listesine verdik. Yine Ayhan Bey'in kontenjan listesinde bir arkadaşımız var. 2, 7, 12 ve 18. sıralarda da 4 arkadaşımız var. Toplamda 5 arkadaşımız Ayhan Bey'in listesinde. İlçelerde dahil toplam kaç? İlçelerde Sayın Başkanım yanılıyorsam düzelt, 1 artı 4 mü? Evet. 1 artı 4 artı Biga ilçemiz ikinci sıra İl Genel Meclis üyeliği aldı. Belgelerde de birer tane. Beldelerde de birer tane. Karabiga ve Gümüşçay beldelerinde de birer tane meclis üyeliği. Çan'da da değerli başkanım 1 artı 2 şeklinde. Tabi bunların hepsi seçilecek sıralar. Böyle bir karşılıklı mutabakat oluştu. Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılacak ilçeler var mı? Görüşmeler devam ediyor mu hala? Yok. Biz bu konuda şöyle ifade ederim. Evet, Gültekin Bey'le tüm Çanakkale ile ilgili bir toplantı yapmıştık. Bir ay uzun süren, 4 saat üzerinde bir toplantı yaptık. Orada gündeme geldi. Ancak Çanakkale'nin tamamında böyle bir ortak mutabakat sağlanamadı maalesef. Bu sebeple biz sadece bu ilçelerde ilçe başkanlarımızın değerlendirmeleri kapsamında, bize aktardıkları uyumlu çalışmalar kapsamında, genel merkezimizin de uygun görmesiyle, tensibiyle böyle bir çalışma yaptık bu ilçe ve beldelerde. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.